Evet efendim. Glokomu konuşacağız. Merak mı ediyorsunuz? Ne mi? Lütfen bize telefon edin. 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bizi arayabilirsiniz ya da e-maille 24 saat boyunca doktoraytu@tv360.com.tr'den sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Konuğumuz göz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Cem Mesci hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şimdi glokom dedik. Peki glokom ne hakikaten? Çünkü bazen ismini duyuyoruz ama glokomun tam olarak ne olduğunu galiba bilmiyoruz. Glokom esasında göz oküler göz basıncının yüksekliğinden ibaret bir şey değil. Glokom bir, Dur, bir dakika bir dakika bir dakika. Oküler ne bir şey değil. Göz dedin. basıncının yüksekliğinden ibaret bir şey değil. Göz basıncının yüksekliğine, yani göz basıncının yüksekliği var Var ama, ama sadece o değil. Olmayabilir. Evet. Glokom esasında bir e, görme sinirinin nöropatisi. yani görme sinirinin fonksiyonlarının kaybı. Görme sinirinin çalışmaması, çalışmaması. bozulması. Çalışmaması. Evet. Evet. Ama göz içi basıncının yüksek olması önemli bir faktör bu hususta. Dolayısıyla halkımız halk arasında göz basıncı hastalığı olarak bilinmekte. Yani göz göz tansiyonu göz tansiyonu hastalığı olarak bilinmekte ama aslında sadece göz tansiyonu olmayabilir. olmayabilir. Tansiyon yani göz tansiyonu derken yüksek tansiyondan bahsediyoruz. Evet. Tansiyon düşük de olsa Evet, normotensif olabilir. Yani göz tansiyonu yüksek olmadan da glokom hastası olabilir kişi. Kişi olabilir. olabilir. Bu durumda da biz buna glokom diyoruz. Glokom diyoruz. Evet. Peki en önemli zararı ne olabilir bize glokomun? Glokomun en önemli zararı geri dönüşümsüz bir görme kaybına sebep olmasıdır ve Genel olarak glokom tiplerinin çoğunda bir belirti olmaz. Yani hasta bunu anlayamaz. Dolayısıyla var olan bozukluk olduğu anda biraz iş işten geçmiş olur. Dolayısıyla bunun erkenden bilhassa 40'lı yaşlardan sonra olan bir hastalık olduğu için erkenden bunun muayeneler sırasında irdelenip bulunması gerekir ve bulunup buna göre önlem alınması gerekir. Geriye dönüşümsüz bir görme siniri hasarı oluşuyor. Glokom'da. Peki. Sizi şöyle hmm. alayım. Şimdi geri dönüşümsüz görme siniri hasarı yani öyle bir yani görmemizi kaybediyoruz. ve gör, gör, Yani azalıyor, kaybediyoruz. Basamak basamak kaybediyoruz. İlk aşamalarda görme kaybını fark edemiyorsunuz. Ağrı olmuyor. Kızarıklık olmayabiliyor birçoğunda. Hiçbir bulgu vermeden. Hiçbir bulgu hiç vermeyebiliyor. Birçok bir glokom tipi için konuşuyorum. Belli bir safhadan sonra görme alanı iyice daraldığı için tünel bir vizyona geliyor. Tünel vizyon yani bir borudan görüyormuş gibi e, görmeye başlıyoruz. Görme alanımız daraldığı için ve bir dönem sonra onu da kaybediyoruz tedavisini yapmazsak. Evet şimdi burada görüntülerimiz var. E, bu gözün iç kısmı. Evet. E, burada basınç mı artıyor? Ne oluyor? Gözün iç kısmında silyer e, cisimcik denen e, tam lensimizin arkasında bu hani gözün e, kahverengi e, mavi evet. yer, değil mi? iris bölgesinin evet. arkasında göz sıvısı yapılır. Göz sıvısı bu bölgede yapıldıktan sonra lensle iris arasından arka segmentten ön segmente gelir. Şöyle gelmesi lazım. Evet, kornea açısından şilem kanalı denen e, toplayıcı kanallardan konjuktiva altıyla damarlara emilir. Ya bizim gözyaşımız çok çabuk geliyor. Biz zannediyoruz ki hemen pıt diye geliyor. Meğer evet. çok yolda dolaşıyormuş yani. Evet. Bu Göz kadar... içi ile alakalı değil yani. Bu, bu gözün, gözün içindeki sıvısı. sıvının üretimiyle evet. alakalı. Eee glokomda ne oluyor? Bu sıvı üretimi fazla olabiliyor. Esasen atımı zor oluyor. Yani bu sıvının bu bölgeden tam bu kolektör kanallardan atı, atışı zor olduğu için gözün içinde bir basınç oluşuyor. İşte bu basınç çok fazla olursa buradaki görme siniri etkileniyor, beslenemiyor. Çünkü bu görme sinirine tam arkadan gelen bir arteriyel basınç var, besleyici bir basınç var. Tam zıttı bir basınç buradaki beslenmeyi bozuyor. Görme siniri yavaş yavaş ölmeye başlıyor ve bir çukurlaşma oluyor görme sinirinde. Evet. Yani çok teknik bir anlatım oldu ama sonuçta öğrendiğimiz şu. Buradan gelen göz siniri gözün içindeki basınçtan dolayı, dolayı basılıyor, 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 basılıyor evet. ve arkadan gelen damar onu besleyemez, besleyemez hale, geliyor. hale geliyor ve biz yavaş yavaş görmemizi kaybediyoruz. Evet, Görüntüyü değiştirebiliriz. Bunun da ama anladığım kadarıyla en tehlikeli tarafı İş iyice ilerleyene kadar biz Belirti bunu olmuyor. anlamıyoruz. Evet, evet, evet. Burada neyi görüyoruz? Normal bir gözde basınçlı bir göz arasındaki Şimdi farkı. Şimdi normal bir gözde e, görme sinirinin yandan kesitini görüyorsunuz. Bu görme siniri lifleri. Bize e, demin söylediğiniz e, yer evet, burası. Basınç evet. altında kalan yer. Basınç altında kalan yer. E, Glokomlu bir gözde bu sinirler şu bölgede yavaş yavaş erimeye başlıyor ha, ve bir çukurluk oluşuyor. Evet. Şurası bakın normal düzken. Şu görüntüyü belki izleyeceğimiz görevi... Burada ciddi bir çukur oluşmuş. Evet. Yani oyulmuş gibi sanki evet. basınçtan. Çünkü buradan gelen şu ana besleyici damarlar buradaki sinirleri besleyemiyor. Çünkü zıt bir basınç var. Buradaki beslenememeden dolayı zamanla oradaki sinir hücreleri ölüyor. Öldükçe de bir çukurlaşma oluyor. Değiştirelim görüntümüzü. Ee, peki bu dediğiniz hani fark etmeden olan süreç bu kayba kadar giden ya da o tünel görüntüsü yani sadece ortadan boru gibi görmeye giden süreç ne kadar bir süredir? Ortalaması var mı bunun bir süre olarak? Bu kişiden kişiye farklılıklar gösteriyor. Glokomun tipine, şiddetine göre de farklılıklar gösteriyor. Altta yatan sistemik bir hastalığı varsa, <laughs> kalp yetersizliği, hipertansif bir hastaysa veya benzeri bir takım şikayetler varsa hızı değişebilir. Tam bir kesin süre vermek çok zor. Bazı tipleri çok akut bir şekilde ilerler yani birkaç sene bile olmaz. Birkaç ay içinde gidebilir. Göz basıncı ile direkt bağlantılıdır bu gidiş esasında. Yani göz basıncının normal olduğu durumlarda da sinir lifinde bozukluklar olur ama bu sinir lifi bozukluğu çok yavaş işleyen bir süreç şeklindedir. Ama göz basıncı çok yükselirse bariz bir şekilde bu süreç hızlanır. Aylar, yıllar içinde bir anda görmeyi kaybederler. O demin bahsettiğim husus bu. Evet. Ee, görmenin şu biti... normal, görüntü, normal şimdi görüntü. bu ekrana görebilirsek eğer. Şu normal görüntü. Sonra yavaş yavaş biz şu aşamada yavaşıyor. fark edemeyebiliyoruz. Evet. Bu evet. bize bulgu vermiyor. Evet. Yani bu aşamalarda fark ediliyor. Ee, en enteresan tarafı yani normalde bizim ka kabul ettiğimiz 22 milimetre 21 milimetre'dir sınır. Ee, 30-35'e kadar, 30'a kadar gözde hiçbir ağrı olmaz. Ağrı olmaması, semptom vermemesi ve böyle yavaş seyretmesi yüzünden zaten kötü iş. Bu seviyelere geldikten sonra geriye dönüş yok. Bu seviyede yakalanıp bunun ilaçlarla tedavi edilmesi gerekiyor veya cerrahi tedavi. Evet yani şimdi bakıyorum hakikaten ee, geçen gün şunu tartışıyorduk. Görmemek mi, duymamak mı diye? Ben sonuçta dedim ki yani görmemek gerçekten en kötüsü herhalde. Çünkü yaşamımızı kendi başımıza sürdürmemiz neredeyse imkansız hale evet. geliyor. Şu görüntü bile insanın içini karartıyor. Tabii yani bu görüntü de gidebilir zamanla. Yani bu, bu da tamamen, zaten gidebilir. gidebilir. Evet. Yani bu, bu görüntüde birçok hastayı takip ediyoruz, gitmemesi için. Şunu bile korumak için bütün gücümüzle uğraştığımız hastalar var. Evet ki yani şu kadarı bile en evet. çok önemli. Değiştirelim görüntümüzü bir sonrakini alalım. Evet. Şimdi o zaman bu iş çok e, yavaş yavaş gidebilir, çok sessiz gidebilir, çok hızlı gidebilir. Ama biz hiçbir şey anlamayabiliriz ama. Yeni doğanda, bebekte, çocukta da mı oluyor bu? Yani bu sanki bir yaşlı hastalığı gibi çocukta geliyor bize. Çocukta da olabilir. Çocuklarda ya konjenital anomalilerle beraber olur doğumsal veya yani doğumsal doğum... anomalilerle beraber olur. Veyahut da hiçbir doğumsal anomali olmaksızın sadece göz buzgusu şeklinde olur. Çocukta olduğu vakit biz gözün e, çapının büyümesinden e, görüldüğü gibi bunu anlamamız mümkün. Yani Ama, bu renkli kısmının büyümesinden mi anlıyoruz? E, evet kornea çapının büyümesinden anlarız bunu. Yani e, aileler bunu fark eder. Çocuğun gözü bu kadar bariz olmasa da bazen iri gözlü çocuklar olur. Bunlar da şüphelenmek lazım. E bunlar bazen çok sulanır, kaşınır. Aile alerjik bir şey var gibisinden de düşünebilir. Yani bunlar tanılar birbirine karışabilir. Böyle sulanma, iri gözü olduğu zaman, sulanmalar olduğu zaman çocuk çağlarda mutlaka bir göz hekimine getirilmesi gerekir. Biz bu kornea çapını ölçüyoruz, göz dibine bakıyoruz, göz tansiyonlarını çocuklara uygun aletlerle ölçüp tanıyı koyuyoruz. Peki bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Evet. Çocuklarda bile eğer çocukların gözü o renkli kısmı çok büyükse evet. ve sulanmalar da eşlik ediyorsa, ediyorsa mutlaka göz doktoruna götürmek evet. lazım yaşı günü ne olursa olsun. Ne ol Doğduğu anda bile olabilir bu. Doğduğu anda Biz bile buna olabilir. Buna öküz gözü diyoruz. Yani bu uzay makulopati evet. denen bir durum. E, öküz gözü. E, bunu gördüğünüz anda ailelerin bu konuda uyanık olması ve e, göz ekimine gelmesi gerekiyor. Peki görüntüyü değiştirelim. E, umuyorum çok sık rastlanan bir durum değildir bu çocuklarda. Yani çocuklarda çok sık değil. Oldukça seyrek bir e, hastalıktır bu. Yalnız çocukluk çağlarında bu atipik seyredip de e, daha çok adolesan çağı yani ergenliğe doğru da kendini gösteren grupları vardır. E, çok seyrek değil tabii. Büyük esasında glokom bir yaşlılık hastalığı. Yani 40 e, 70'li yaşlarda insidansı çok fazla. 70 yani yaşlara doğru. Ben de öyle biliyordum. Evet. Hani genel tıp bilgimle tabii. tabii ama gerçekten şimdi çocukları görünce birden içim fena oldu. Yani çocuklarda çok dikkat edilir çünkü önünde koskoca bir yaşam var. Bir yaşam yani insan doğru. tabii ki her yaşta görmesi önemli evet. ama hani 70 yaşında görmesinin azalması biraz daha katlanabilir bir şeyken bir çocuğun önünde bir hayatı var. Bu tabii çok ki. önemli bir şey. Tabii ki. Ee, muayeneler mi? Muayene burada göz basıncının ölçümü. Ölçümü. Peki şunu soracağım. Buyurun. Biz normal bir göz muayenesine gittik. Evet. Yani e, şimdi bugün tabii çok büyük klinikler var, göz klinikleri var, hastaneler var, şunlar var, bunlar var ama olabilir biz bir hekim muayenehanesine de gitmiş olabiliriz. Hı hı. Normal bir hekim muayenehanesine gittiğimizde bizim göz basıncımız ölçülüyor mu? E, rutin muayenede ölçülmesi gerekir. Bilhassa dediğim gibi e, erişkinlerde biz rutin muayenede ölçüyoruz göz basınını. yani. Günlük normal. bir Ben evet. gittim bu sene muayene göz muayenemi yaptırmaya geldiğimde benim mutlaka ölçülmesi, göz basıncımın kes, ölçülmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle ölçülmesi lazım. O deminki gördüğümüz e, resimde aplanasyon sistemiyle ölçülmekte basınç. Ne en, demek o? Aplanasyon gözün korneasına hafif bir temasla e, ölçüm. Bir de havalı ölçümler var. Fıt diye bir şey var. var. En doğru ölçümler esasında aplanasyonla yapılan ölçümler. O havalılarda şüphelenildiği zaman Aplanasyonu alıp daha iyi bir ölçüm yapmakta kesin, fayda var. Kesin daha ölçüm kesin, oldu. Evet. Tabii tek bunlar yetmiyor ayrıntısı çok fazla. Ama ee, başlangıca yani bizim bilmemiz gereken şu evet. bizim mutlaka normal kontrollere gittiğimizde hele ki yaşımız ilerledikçe gözümüzün muayenesi sırasında ya göze değerek ya da hava üfleyerek bir şekilde göz içi basıncımızın ölçülmesi Evet lazım. ama göze temas sırasında bir uyuşturucu damla damlatıyoruz göze hiçbir zararı yok o değmekten... Evet. Yani kişiler biraz huzursuz olabilir. Niçin değiyorlar ediyorlar ama göze bir kesinlikle tahribat yaratmadan yapılan bir ölçümdür bu. Sadece göz basıncı yetmez. Kişilerin ön kornea tabakasının kalınlığı birbirinden farklıdır. Kornea gözün önündeki saydam tabakadır. Bu saydam tabakanın kalınlığı da göz basıncını etkiler. Çok kalınsa eğer kornea tabakası göz basıncı yüksek çıkabilir. Biz ölçümlerde kornea kalınlığının payını da çıkarırız ön tabakanız kalınsa göz basıncınız 22 23 24 ölçüldüyse yani biraz yüksek ölçüldüyse hemen kornea kalınlığını da ölçmek gerekir. Çünkü bu basınç yüksekliği aldatıcı olabilir. Yani basıncım 21'in üstünde diye herkesin aniden paniklemesine gerek yok. Ama basıncı 22'nin altında diye de rahat etmemesi lazım. Demin de bahsettiğim gibi göz basıncı çok yüksek olmadan da glokom hastalığı olabiliyor. Bu kişilerin kendi göz yapıları ve beslenme, gözün beslenmesiyle alakalı bir husus. Ben biliyor musunuz bu tıp eğitimi sırasında en hani tabiri caizse nefret ettiğim şey şuydu. Şimdi bir şey okuyorsunuz diyor ki mesela şu hastalıkta şu bulgu olur. Ama bu bulgu olmasa da bu hastalık olabilir ya da bu bulgu olunca bu hastalık olmayabilir. Şimdi Cem Bey de aynı şeyleri söylüyor. Evet. Yani diyor ki basınç yüksek olmasa da glokom olabilir basınç ee, yüksek şey e, glokom olunca da basınç yüksek olmayabilir. Yani hepsi bir arada olan şeyler aslında çok karmaşık Aynen. bir işler yani. yani şimdi sadece basınç değil göz dibi, göz dibi muayenesindeki optik sinirin durumu e, burada görme alanını görmektesiniz. Görme alanı testiyle göz dibi muayenelerini birlikte e, değerlendirerekten bir sonuca ulaşıyorsunuz. Yani bütün bir inceleme evet. gerekiyor aslında. Hem göz dibine hem görme sinirine bir de OCT görüntümüz var ileride Şuna bir bakalım isterseniz. Evet. Hemen bunu konuşalım. Burada ne görüyoruz? Burada ilk başta e, görme alanındaki ilk defeklerden başlıyor. Böyle Çok, küçük küçük şeyler var. Bu mi görme oluyor? sinirinin lekesidir. Yani hmm. görme sinirinin lekesi herkeste bu vardır. E, bu e, kör nokta. Evet. İlk başta bir hafif bir nazar yani gözün burun kanadında bir step şeklinde bir gölge. Burada yine işte bunların farklı isimleri var. Çok Önemli, önemli değil. değil ama giderek artan giderek, bir... Giderek işte arkuat skotom deniyor. Gittikçe bu e, hemisferi tutmaya başlıyor bir kadranı. Bu tam tersi altta da olabiliyor. Görme alanı testinde bu gölgelenmeler, skotomlar bunlar tamamen kendini gösteriyor. bir Artı göz dibi bulgularıyla da yan yana koyduğumuzda ve aynı zamanda e, görme sinirinin ko optik koherens tomografi denen e, kesitsel değerini biz ölçebiliyoruz yeni aletlerle. Bütün bunları birleştirebiliriz göz tansiyonunda. Bunun e, belirli aralıklarla yapılaraktan görme alanındaki defektin ilerlemesine progresyon ne, ne duruma geldi? Eğer ilerleme varsa görme alanında glokom tanısını alıyor. Evet, sonunda da görmenin tamamen yani, kaybına evet. kadar şu tünel görüntüsü dediğiniz evet. görüntüye geliyor. Değiştirelim LED'imizi. evet burada da artık gördüğünüz gibi her yer karanlık yani ger evet. gerçekten şey. Bu işte bunu bir, geçelim bunu lütfen, geçelim. bunu hızla geçelim. Ee, görüntülerimiz çok çünkü. Bu da bir rapor herhalde Benim değil mi? Demin bahsettiğim e, sinir lifi analizinin e, bir tipi bu. Evet. Bunu Buyur. da geçelim. Evet. Bu bizi çok çünkü evet. sizi çok e, evet. ilgilendiriyor. Ya, Biz o, bu detaylara evet. sahip Evet. Görme sinirinin o analizde gösterilmiş. Kesitsel olarak alıyor. Bir Buradaki kız, çukurluk şurası görme, görme sinirinin sinirin yani. Görme siniri çukurlaşmış evet. hali bu. Yani göz tansiyonunda görme siniri çukurlaşıyordu ya basınç. Evet, evet. Beslenme bozukluğu ve basıncın fazlalığı. Bu dalında. bayağı içeriye doğru İçeri böyle doğru bir yarık oluşmuş. Çünkü buradaki sinir lifleri atrofiye oluyor ve bu da bütün retina tabakasının Kalınlığı. kalınlık olarak ölçümü. Devam edelim görüntülerimize. Evet, şimdi evet bunu geçelim lütfen. Bu çok karışık Detay, bir, evet, bu biraz. detaylı anatomik bilgiler de içeren bir görüntü. Evet. Şimdi burada demin bahsettiğimiz görüyoruz? husus bu. Evet. Gözün içi bu, yandan kesiti. Sıvının Dışarı çıkış evet. yolu. Burada gözün renkli o iris tabakası büyüyüp küçülen iris tabakasında sıvı fazla normalde yapılıyor. Bu sıvı buradan direne olamayınca şu bölgede toplayıcı kanallarda bir direnç oluşuyor. Glokom ana mekanizması bu. İçerisinde de basınç, basınç artıyor. artıyor. Evet, evet devam edelim görüntülere. Peki şimdi demin bir de tedaviyi söylediniz. Hı hı. Bir yandan onu da konuşalım. Çünkü süremizi azaltıyoruz. Evet. İlaç tedavisi dediniz. Şöyle alayım size. İlaç tedavisi dediniz. İlaç tedavisi bu işi çözüyor mu? Cerrahisi var mı? İlaç tedavisi çok sayıda ilaç var. Glokomun şiddetine göre biz bu ilaçların tipini kombinasyonunu belirliyoruz ve büyük oranda çözüyor. Biz bu amacımız glokomda geriye döndürmek değil daha ileriye gitmesini, hastalığın daha kötü hale gelmesini önlemektir. İlaçlarla o görme alanı testini de takip ederekten bu ilaçların Aynı zamanda sinir lifi analizini takip ederekten e, muayeneler sırasında bu ilaçların ne kadar yararlı olduğunu e, düzenli takiplerle anlamaya çalışıyoruz. Yani başa, Yala, dönemiyoruz, başa dönemiyoruz ama en azından durduruyoruz. hasarı durduruyoruz. durduruyoruz. E, i̇laçlar tabii ki faydalı oluyor ve birçok hastada büyük bir fayda sağlıyor. Çünkü çok sayıda ilaç var, çok kuvvetli ilaçlar var ama eğer ilaçların yeterli olmadığına kanaat getirirsek ameliyat yapıyoruz. Yani glokom cerrahisi Peki, yapıyoruz. Peki glokom cerrahisine girmeden bir telefonumuz var. Züleyha tabii. Demirci İstanbul'dan bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın Aytur Bey. Nasılsınız? Benim glokomla alakalı sorun yok ama Cem e başka bir şey soracağım. Gözle alakalı. Gözle alakalı evet. ama değil mi? Evet evet gözle. Çünkü tamam. benim 6 gün öncesi bir kanlanma oldu sol gözümde. Kan beyaz tarafta yani beyaz olan kısımda komple bir kanlanma oldu. Şu anda göz bebeğime yanaştı. Yani büyük bir şu anda hafiften de sancı var. Ne yapmam gerekiyor sadece onu soracaktım. 6 gün önce mi dediniz? Evet, 6 gün önce başladı. Büyük bir patı olarak kenarda başladı beyaz kısımda. Bu şimdi dağıldı. Gözün bebeği olan bebeğe yanaştı. Bebeğin yanında yani şu anda ama hafif de bir sancıma var. Peki Züleyha hanım hemen soralım belki size bir sorusu olur Cem Bey'in. Evet. Ya, var mı? E, aspirin tarzı kan sulandırıcı şu sizin kameranız. Aspirin tarzı kan sulandırıcı kullanıyorlar mı? E, artı Aspirin kullanmıyorum. E, şiddetli bir öksürme, hapşırma veyahut e, farklı bir ağır kaldırma, zorlanma durumu yok. 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 E, kılcal damar kanamaları oluyor böyle. E, Konjiktival kanama diyoruz. Bunlar çok e, sıkıntılı durumlar değil. Yama tarzında bir kanama şeklindedir bu. Biraz yayılabilir ama zaman içinde geçer. Yani bu e, eğer görmenizde bir sıkıntı yoksa, gözünüzde ciddi bir ağrı yoksa... Sancı başladı diyor. Şimdi herhalde o biraz... E, Korkutmuş göz, herhalde Zübey Göz hanım. basıncına bakmakta göz dibine bakmakta fayda var Yani bir ağrı sancı varsa e, Mutlaka bunlara bakmakta fayda var Eğer e, bunlara bakılırsa En azından içimiz rahat olur Yani bu tahminen bir konjiktival kanamadır Yani oradaki kılcal damarların kanamasıdır Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ee, Bazı hastalar bu kanamalarla gelip Aman işte benim gözümde çok tehlikeli bir durum var mı Gibi gelirler ama Bu kılcal damar kanamaları kendiliğinden geçiyor Belli bir süre sonra Peki Züleyha Hanım doktora gittiniz mi? Doktora gidemedim. Ee, sağlık ocağına gittim. O da benimle alakalı bir şey yok dedi. Büyük, Tabii bir yani. Tabii göz doktorunun görmesi lazım evet. mutlaka. Çünkü yani sonuçta hafif bir şey olabilir. Bir kızılca damar kanaması olabilir hocamızın dediği gibi. Ama ama her zaman yani sonuçta bir kanama var gözde ve 6 gündür sürüyor, acıma başladı diyorsunuz. Yine de bir baktırmakta fayda var. Çok çok teşekkür ediyorum sorunuz için işte efendim. Teşekkür sağ ediyorum. Sağ İyi, olun. iyi ee, cerrahi dedik. Son bir dakikamız kaldı. Cerrahide ne yapıyorsunuz? Cerrahide çok farklı tekniklerle göz basıncının atılamayan e, direnç oluşan bölgesinde sıvının bir yol oluşturuyoruz. Farklı cerrahi tekniklerle bu yoldan da göz sıvısının e, gözün o damarlara e, gözün o boşluk demin anlattığım bölgeye kanalize olmasını sağlıyoruz. Yani kanal açıyorsunuz bir, bir yerde. Bir nevi. Kabaca kanal açıyoruz. E, farklı lazer türleriyle göz yaşı sıvısının yapımını azaltabiliyoruz. Peki o zaman bir zarar etmiyor mu? E, tüp ama. takabiliyoruz. Kanal e, Yok yani artık son noktaya gelmiş bir hastada e, bazen bu gerekli olabiliyor. Lazerle göz yapı sıvısının yapımını biraz belli bir derecede azaltmak. E, tüpler takılabiliyor kanal e, dirençli olursa. E, göz tansiyonu hastalığı dünyada körlük sebeplerinde üçüncü. Birisi katarak, diğeri e, nehir körlüğü denen onkosersiyozis diye bir... E, mikrop var, parazit, e, bu sir karasinekle taşınan Afrika'da ve dünyada e, Dünya Sağlık Teşkilatının belirlediği üçüncü hastalıktır. Kör, e, göz Körlüğü, tansiyonu. Evet. Dünyada 8 milyon kişi bu kişi de, bu hastalıktan e, muzdarip. Her sene 2.4 mi, e, milyon civarında insan e, göz tansiyonuna yakalanmakta. Yani rakamları böyle verince çok korkutucu yüksek, oluyor. Oldukça evet. Yüksek, oldukça e, yüksek. Ve toplamda dünyada 100 e, küsür milyonun insanın göz basıncı hep 22'den fazla ölçülüyor. 100 küsür milyon, milyon insanın basıncı 22'den fazla ölçülüyor ama bunların sadece 8 milyonu göz tansiyonu hastası. İnşallah bizim gözümüzün tansiyonu çıkmaz diyoruz. Evet. Doçent Doktor Cem Mesci çok, çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgi için. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.